İngiltere SpaceBit uzay aracı, küçük bir robot çok yakında aya ya iniş yaparak İngiltere'yi uzay yarışında etkili bir konuma getirebilir. Londra merkezli bir şirket olan SpaceBit, İngiltere tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini ve aya dört ayaklı bir robot göndereceklerini açıkladı. SpaceBit kurucusu ve CEO'su Paolo Tanasyuk Amacımız oraya gitmek ve insanlığın keşfedebileceği neler var bunları görmek. Araç karanlığa gidip sonsuza dek donmadan önce ayda 10 gün geçirecek ifadelerini kullandı. Aya giden en akıllı araç olacak. SpaceBit'e göre 1.5 kilogram ağırlığında olan bu araç bugüne kadar aya giden en akıllı robot olacak. Dik yokuşlar taş bölgeler ve zorlayıcı alanlar içinde uygun olarak üretilen uzay aracı, artı 130 ve eksi 130 santigrat derece arasındaki zorlu hava koşullarına dayanabilecek. İlk görev 2021'de. Spacebit'ten yapılan açıklamaya göre uzay aracının ilk görevi 2021 yılında başlayacak ve fırlatma esnasında Amerikalı bir şirket olan Astrobotic e, ürettiği bir roket kullanılacak araç lav tünellerini keşfetmek üzere tasarlandı. Aracın 2021 yılının Haziran ve Temmuz ayında Meir Serentiatis Sükunet Denizi bölgesine inmesi planlanıyor. Yüzeyi dolaşarak ölçüm yapacak ve keşif verilerini toplayacak olan araç batarya ile çalışıyor ancak yine de enerji almak için üstünde güneş panelleri de bulunmakta. Ayrıca öz çekim yapabileceği iki kamerada robot üzerinde mevcut. 130 derece ve eksi 130 dereceye kadar dayanıklı olacak şekilde tasarlanan araç bir ay günü boyunca keşif yapabilecek. Robotta tekerlek yerine bacak kullanılmasının sebebi ise ileride yapılacak olan keşiflerde lav tünellerine girebilmesini sağlamak ki bu daha önce yapılmamış. Tanasyuk Lav tünellerine tekerlekler ile girilemediğini bu yüzden böyle bir tasarım yaptıklarını belirtiyor. Bu keşif robotuyla da lav tünellerine girebilmeyi umduklarını söyleyen Tanasyuk, aracın ay günü süresince keşif yapacağını, 10 güne kadar yüzeyde kalacağını belirtti. Londra'da düzenlenen New Scientist Live Bilim Festivali'nde yapılan duyuruya göre İngiltere Ay'a araştırma yapmak üzere araç gönderecek ve göndereceği araç bugüne kadar olanlar gibi tekerlekli bir araç olmayacak. Örümcek gibi kolları olan araç, Ay'ın olumsuz coğrafyasında örümcek gibi hareket etmesi planlanan yeni araç, 10 santim çapında bir küp ve 4 bacaktan oluşacak. Bacakları takılıyken toplam ağırlığı 1,5 kilogram olan araç, Aya yük taşıma hizmetleri programının bir parçası olarak Mayıs ayında NASA tarafından 79,5 milyon dolar verilen Astrobotik Peregrine tarafından aya taşınacak. Astrobotik Peregrine taşıyıcısı 2021 Temmuz'da aya iniş yapacak ve SpaceBit dahil birçok markadan çeşit eşit miktarda aracı aya gönderecek ayın pürüzlü yüzeyinde daha detaylı araştırmalar yapmak üzere gönderilecek olan bu dört ayaklı robot beklenen başarıyı sağlarsa Spacebit Rover gelecekte daha detaylı robotları üretip Ay'a gönderecek. Aracın ro yapımında rol alan Londra merkezli Spacebit şirketi test çalışmasının yapılacağı yeri tam olarak açıklamadı. Ama Jebel Hafet Al-Ain'de ki dağların ve bu bölgedeki mağaralar ve yeraltı dağ geçitlerinin ay yüzeyinin altındaki lav tünellerine yakın bir yapıda olması nedeniyle ideal olduğunu açıkladı. İlk olarak Japonya Havacılık Araştırma Kurumu tarafından 2017 yılında keşfedilen aydaki bu tünellerin birkaç kilometre boyunca uzadığı çok geniş ve uzun olduğuna inanılıyor. Spacebit'e göre bu özellikler tünelleri insanlar için ayda yaşayabilecekleri en uygun potansiyel yerler haline getiriyor. Spacebit iş geliştirme sorumlusu Charles Lauer yaptığı açıklamada insanlar ay yüzeyinde güvende olmak için muazzam bir korumaya ihtiyaç duyarlar. Aksi takdirde kanser olurlar. Yüzeyin altında indiğinizde doğa korumaya daha iyi bir sıcaklık ortamına ve güvenli bir radyasyon ortamına sahip olursunuz diye konuştu. Charles Lauer, deliklerin lav tünelleri, nerede olduğunu biliyoruz ancak daha orada daha önce kimse bulunmadı diyor. Tekerlek yerine bacakları olan türünün ilk örneği olan bu araç, örümceğin hareketlerini taklit ediyor. Sekiz yerine dört bacağı bulunuyor. Örümcekler mağaralarda rahat eden hayvanlar ve Space SpaceBit'in örümcekten esinlenerek dizayn ettiği bu aracın ayda daha önce bulunan tekerlekli araçlardan daha başarılı olması bekleniyor. Space SpaceBit'in kurucusu Paolo Tanasyuk bununla ilgili olarak her şey doğal ortamında gerçekleşecek diyor. Bir ay inişi dünyanın en yakın dünya dışı varış yeri olsa da Ay çalışmaları hala oldukça zordur. Bu yıl içinde Hindistan ve İsrail yaptıkları çalışmalarda başarısız olmuştu. Ancak İngiliz şirketi Spacebit başarılı olursa Çin, Rusya ve ABD'de çalışmaya katılacak. Spacebit özel olarak finanse edilen bir şirkettir. Tanasyuk açıklan, açıklanmayan bir miktar karşılığında 2015 yılında şirketi satmış bu da onun Avrupalı Elon Musk olarak isimlendirilmesine neden olmuştu. Uzay keşfi Tanasyuk için bir çocukluk hayaliydi. Pavlo Tanas Tanasyuk'un şirketi Ukraynalı Yuzhoe ile geliştirdikleri Lunar Lander Hopper adını verdikleri aracı önümüzdeki 2-3 yıl için ne aya göndermeyi hedefliyor. Lunar Lander Hopper'ı diğer tasarımlardan ayıran en büyük özelliği indiği yerde sabit kalmaması, ayın başka yerlerine birden fazla kez inebilmesi sayesinde geniş yüzey araştırma, araştırması yapabilecek olması. Spacebit'e göre Lunar Lander aracı 150 kilogram veya daha fazla yük taşıma kapasitesini bir iniş noktasından başka bir noktaya 50 kilogram veya daha fazla yük taşıma kapasitesi ve ay yüzeyindeki 3 uzak iniş noktasına 20 kilometre mesafeye kadar gidebilecek şekilde tasarlanacak. Uydu ve kamera gibi taşınacak tesisatın her bir kilosu ise 1 milyon dolara mal olacak. Spacebit sahip olduğu teknolojileri Dubai Air Show'da sergiliyor. Uzay alanında çalışma yürüten ülkelerin ve firmaların dünyanın uydusu olan Ay'ı araştırma serüveni devam ediyor. İngiltere merkezli Spacebit, 2021 Ay yüzeyine keşif amaçlı bir robot göndereceklerini söyledi. Bir startup şirketi olan Spacebit, robotun Ay yüzeyinde dar alanlarda rahatlıkla ilerleyebilmesi için tasarımcısı buna göre geliştirdi. Robot bir kilo... 4 adet bacağı ve kutu şeklinde bir gövdeye sahip. Şirket robotu bilim ve teknoloji etkinliği Nev Science Live halka duyurdu. Yetkililer robotun ABD merkezli bir uzay robot şirketi Astrobotik ile birlikte 2021 yılında aya gönderileceğini açıkladılar. Görevin süresi 10 gün sürecek ve bu süre zarfında bilim adamlarına görüntü ve değişik e, farklı verileri göndereceğini söyledi. Astrobotik'in CEO'su John Thornton bacaklar dik kayalık araziler için daha iyi olabilir dedi. SpaceBit CEO'su Paolo Tanasyuk ise İngiltere'den Ay yüzeyine ilk ulaşacak aracın bu görev sayesinde olacağını söyledi. Oldukça hafif ve kullanışlı olarak tasarlanan robotun Başarılı olarak görevini yerine getirip getirmeyeceği, süreçte bir aksilik yaşanmazsa, 2021 yılında hep birlikte görmüş olacağız. Evet, uzay yarışına e, dahil olan bir ülke daha İngiltere, e, daha doğrusu dahil olmaya e, şu an düşünen, hatta bir özel şirket aracılığıyla düşünen ülkelerden birisi. Bildiğiniz üzere Hindistan, Çin, e, Japonya. Ve Amerika başta olmak üzere bazı ülkeler bu yarışta varlar. Hatta en son İsrail de bu yarışa dahil olmak istedi. Onlar da bir araç gönderdiler. Şimdi de İngiltere de bu yarışa dahil olmak istiyor. SpaceX şu an yani bu çalışmaları ile en yakın noktada duran firmalardan birisi. Ee, ve zaten CEO'su da Elon Musk yani İngiltere'nin Elon Musk'ı olarak tanınıyor.